Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kişisel verilerin korunması kanun tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün uluslararası hukukta evrensel hukuk kaideleri bakımından temel insan hakkı sayılan ve pek çok yerde insanın kendisine karşı bile korunan haklar arasına dahil edilen özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerle ilgili kanunun sonuna geldik. Bu tür hususlar hava gibi yokluğu halinde ya da istismarı, suistimali halinde değeri ve önemi anlaşılan hususlardır. Bu kanun muhtemelen 5-6 ay sonra değişiklik teklifleriyle tekrar Yüce Meclis'in huzuruna gelecektir. O açıdan bir iki hususu, teknik hususu son olarak ifade etmek isterim. Efendim, kanunda kişisel verilerin korunmasından ziyade isim olarak kişisel verilerin kullanımı kanunu deseydik daha doğru olacaktı. Çünkü maddelerde hep bu husus düzenlendi ve yapılan itirazlara da o zaman ticari hayat durur, o zaman araştırma yapılamaz gibi gerekçeler getirildi. Yine burada daha çok devlet tarafından temel hakların ihlali ve kişisel verilerin kötüye kullanımı üzerinde duruldu. Ama birey karşısında asimetrik bir güce ulaşan günümüzde organizasyonlar ve uluslararası şirketler, örgütler burada dikkate alınmamış, düzenleme yapılırken bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılmadığını gördük. Oysa biz bugün biliyoruz ki bir cep telefonunda indirdiğimiz basit bir programla dahi pek çok kişisel verimizi bu şirketlere veriyoruz ve bunlar istismar ediliyor. WikiLeaks ve Snowden hadiseleri bu verilerin ne kadar korunabileceğini gösteriyor. Sadi'nin çok güzel ibretli bir sözü var. Diyor ki, başkalarından ibret al ki sen başkalarına ibret olma. Avrupa'da, Batı dünyasında kişisel verilerin suistimaliyle ilgili gelinen noktalarda alınan tedbirlerden bir iki hususu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 1980'lerin başında pek çok Batı ülkesinde nüfus sayımı bile Anayasa Mahkemeleri tarafından kişisel verilere gereksiz müdahale gerekçesiyle iptal edildi. Yine son olarak Avrupa Birliği 14 Aralık 2005 yılında iletişim kayıtlarıyla, telefon görüşmeleri gibi iletişim kayıtlarıyla internet hareketlerinin 6 ay müddetle bir yerde muhafaza edilmesini öngördü. Bu kural uygulanmaya geçildi. Ancak geçen sene, 8 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Adalet Divanı bunu iptal etti. Buna benzer pek çok uygulama var ve ülkemizde bizim yaşadığımız bununla ilgili tecrübeler var. Ülkemizde sorumluluk mevkiinde olanların nasıl davrandığıyla ilgili hususlar var. Bugün şahit olduk. Belçika'ya bakın. Belçika'da şu bu söyleniyor mu diye bize Belçika'yı örnek gösterenler bugün Belçika'dan bir haber olmayı tercih ettiler. Çünkü Belçika'da bugün İçişleri ve Adalet Bakanları tek bir bombalı saldırıdan sonra istifa ettiler. Ama bizdeki siyasiler teflon tava gibi ne sorumluluğu atsanız asla yapışmaz ve siyasi sorumluluğu nedir bundan bir haberler. Böyle olunca onlara tabi bürokrasi de yaptıklarından sorumluluk ve yaptığının hesabını verme konusunda oldukça çekimser davranmaktadır. Bu da kamu hizmetlerinin yeterince yerine getirilmemesini sağlamaktadır. İnşallah başkalarına ibret olmayacak bir sürece bu kanun vesile olur ve tahmin ettiğimiz gibi 5-6 ay sonraki değişikliklerde
bugün ihmal edilen hususlar bu değişikliklere dahil edilir. Ben kanunun ülkemize, milletimize